Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak yeni bir yayınımıza başlıyoruz. Zaman Mekan Futbol programımıza hoş geldiniz. 23 Nisan 2021 Cuma günü saat 21.05 sularında sevgili Murat Ümit Uzun'la birlikteyiz. Bugün 23 Nisan malum milli bayramımız, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Öncelikle bizi izleyen herkesin bayramlarını kutluyoruz ve Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere tüm bu ülkenin kuruluşunda emeği geçen devlet büyüklerimize saygıyla yad ediyoruz. Bugünkü yayınımızı sevgili Murat Ümit Uzun'la yapacağız. Giresunspor ağırlıklı tabii konuşacağız ama sadece Giresunspor'u değil, aynı zamanda TFF 1. Lig'deki genel tabloyu değerlendireceğiz. Giresunspor kendi başına oynamıyor malum ligi. Rakipleri var ve o rakiplerin durumunu da konuşacağız. Lig'deki genel havayı konuşacağız ama ya gelin şöyle yapalım arkadaşlar. Ya burada bir emek var. Bu emeği işte sadece ben kendi başıma vermiyorum. İşte değerli yorumcu arkadaşlarımızla beraber veriyoruz. Ve bunun için de bu YouTube kanallarına destek bekliyoruz. İzliyorsunuz. Biliyorum benim kanala da birçoğunuz abone oldunuz. Teşekkür ediyorum. Benim sizden iki ricam var. Bunlardan bir tanesi özellikle ve özellikle Giresunlu dostlardan, bizi izleyen Giresunlu dostlardan ricamız. Murat Ümit Uzun'un da bir YouTube kanalı var. O YouTube kanalı yeni bir kanal ve özellikle Giresunspor ağırlıklı yayın yapıyor. Giresunsporlu dostlar, şimdi bizim kanalı izlediği zaman bazen Giresunspor eleştiriliyor. Eleştirildiği zaman bize kızıyorlar, aşağıya başlıyorlar sallamaya ama Murat Giresunspor hakkında iyi şeyler söylüyor. Güzel şeyler duymak istiyorsanız, hani biz de güzel şeyler de söylüyoruz tabii Giresunspor'la ilgili ama çok güzel şeyler duymak istiyorsanız tabii ki Murat Ümit Uzun'un kanalına abone olun arkadaşlar. Bu birinci çağrım. İkinci çağrım da şu, Haziran ayından itibaren Zaman Mekan Makinesi kanalı yeni futbol ve spor ağırlıklı yayınlarının büyük bir bölümünü kardeş kanal Zaman Mekan Futbol'a kaydıracak. Onun linkini de aşağıya atacağım. Zaman Mekan Futbol kanalına da lütfen abone olarak takip edin. Çünkü gelecek Haziran ayından itibaren göreceksiniz futbolda, YouTube'da devrim yapacağız. Adeta devrim yapacağız. Süper Lig de burada olacak. Avrupa'dan futbol, değişik spor dalları, TFF 1. Lig, transfer haberleri hepsi burada olacak. Siz en iyisi şimdiden Zaman Mekan Futbol ve Murat Ümit Uzun kanallarına abone olun diyerek yayınımıza başlayalım. Evet sevgili Murat, ya nedir Giresunspor'da tablo? İlk önce şey yapalım, Giresunspor'dan başlayalım. Çünkü malum kritik bir maç oynayacak Altınordu karşısında. Özcan Pur'da diyor ki Giresunspor bu karşılaşmayı kazanırsa bayrakları çıkartsın diyor. Ben de sen dedim geç kaldın dedim. Giresun'da dedim 3 aydır dedim her taraf bayraklarla dolu. Giresunspor hazır. Doğru. Şampiyonluğu ilan eder sadece dedim. Nedir durum? Altınordu yenecek mi Giresunspor? Ne diyorsun? Şimdi öncelikle bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı herkesin kutluyorum. Dediğim gibi Akın abi, kanallarım, YouTube kanallarımıza da abone olurlarsa seviniriz Murat Ümit Uzun. Çünkü orada futbolcuların röportajları var ve farklı içeriklerimiz var. Onlardan da destek bekliyoruz. Ve Akın abi şurada dedin ya, çok çok olumlu şeyler duymak istiyorsanız Murat Ümit Uzun kanalına abone olun diye. Benim sert tarafımı bilen kişiler bilir. Eleştirdiğim zaman da çok ağır eleştiriler yaptığımı bilirler. Ama o dönemde değiliz. O dönemde olmadığımız için şu anda sadece desteğe odaklanmış ve hedefe gidilen yolda da takımımızı destekleyen kişileriz. Şimdi Altınordu maçına değinelim bakın abi. Altınordu maçı için bugün Altınordu'nun kaptanı Ahmet İlhan'la da WhatsApp'ta yazıştım. O da TRT Spiker'in geçen hafta söylemiş olduğu Ahmet İlhan'ın cezalı olduğunu. Ama Ahmet İlhan'la konuştuğumda cezalı olmadığını kardeşim, bu hafta oynayacağım kardeşim, bu hafta oynayacağım dedi. Ben de umarım iki taraf için de hayırlısı neyse o olur dedim. Tabii ki gönlüm Giresunspor'dan kazanmasına yana. Ama bizim hep bir teorimiz vardı Akın abi. Bundan 2-3 hafta önceki yayınlarımızı izleyenler hatırlayacaklardır. Ben Altınordu'nun şampiyonluk için olmayacağını, pek hatta playoff dışında da kalacağını düşünüyorum açıkçası. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Geçmiş yıllardaki Altınordu'nun yaptıklarına bakalım. Ya son haftalarda playoff'u kaçırdılar veya yani hep genelde son maçlarda playoff
kaçırıyorlar. Yani Altın Ordu bir proje takımı olarak düşünüyorum ben. Ne olursun buradaki Altın Ordu taraftarları da kızmasınlar. Bunlar benim sadece düşüncelerim. Bu sene farklı playoff yapabilirler, farklı düşünebilirler. Tabii onları da gaza getirmek için bunları söylemiyorum. Yani bizim maçı da fazla da gaza gelmek için söylemiyorum. Bizim maçtan sonra inşallah playoff yaparlar. Yani bizim maça kadar playoff yapmasınlar da bizim maçtan sonra playoff yapmak istiyorlarsa. Çünkü Akın abi bizim söylediklerimizi gerçekten izleyen bir kitlemiz var. Bu kitleyle gerek Giresun sokaklarında gördüğüm zaman yani gerek sosyal medyada abi yayınınız çok güzel oluyor. Akın abiye de selamlarımızı iletin diyenler insanların olduğu zaman hani onların da mutluluklarını yansıtmak adına onların selamını sana iletiyorum Akın abi. Dediğim gibi yani futbolcu kardeşlerimiz, abilerimiz gazı gelmesin. Altın Ordu zaten birçoğu benden küçük kardeşlerim. Yani gönlüm isterdik Akın abi. Giresun'un 2-0'lık ya da 3-0'lık ya da 1-0'lık olsun. Yarım sıfır olsun ya Allah Allah. Yani 3 puan gelsin de yarım sıfır olsun. Yarım sıfır olsun bizim olsun. O maçı bir şekilde kazanalım da o takımımızın İzmir'den direkt Giresun'a geldiklerinde şehirde kahraman gibi karşılasınlar. Yani Özcan hocamızın da dediği gibi 3 puan aldığımız takdirde %85 şampiyonuz. Bayraklar için evet çok geç kaldı Özcan hocamız. Biz bayrakları ta Samsun'a geldiğindeki yayında da bayraklarımız vardı. Şu anda bayrak asmaya yer bulamıyoruz Akın abi. Yani Samsun'a bayrak asmaya Giresun'un bayrakları asma yerimiz varsa Giresun Spor bayrakları getirebiliriz. Umarım Samsun'a yani Adana Demir buradan bırakmayacağını düşünüyorum. Ama inşallah playoff'tan da Samsun gelir veya Adana Demir şöyle bir maçı var. Tuzla ile Akın abi. Yani Tuzla hem playoff potası için hem iki için kritik takım. Çünkü Adana Demir maçına yenildikleri takdirde bence Tuzla'nın iddiası tamamen bitiyor. Ama Adana Demir yendikleri takdirde son haftada biz de oynayacaklar. O haftada bir galibiyet alırlarsa artık bizim maçı tamamen final haftasına bakacaklar. Biz o döneme kadar işi bitiremezsek Tuzla maçı yani tamamen ateşten gömleklerin giyildi. Yani formanın giyilmedi. Ateşten gömleklerin giyildi bir maç olacak. Yani umarım bizim açımızdan en azından o maça kadar her şey bitmiş olur. Tuzla maçına da bir prova maçı olarak sahaya çıkar. Süper Lig'in provası olur belki. Aynen o şekilde. Yani Süper Lig'in provası olarak son 90 dakika TFF 1. Lig'inde Giresun Spor'un 44 yıl sonraki son maçı olarak Süper Lig'e çıkma maçı olur. Peki yani ben Murat'cığım. Şeyi evet. Soracağım ya taraftar şimdi özellikle Giresun taraftarı çok merak ediyordur. Biz de merak ediyoruz. Şimdi Giresun Spor'da sakat ve cezalı oyuncular var. Çok da önemli oyuncular. Onların durumu hakkında evet. İzleyicilerimizi bilgilendirir misin? Şimdi Diyarhan'ın durumu zaten öncelikle kaç cezalı mı? Sergen Pizuncuoğlu bu hafta oynamayacak. Onu bilgilendirelim. Sergio maalesef sezonu kapattı. Sergio'nun en son yayın yaptığımızda dedik hani Adana Demir'e keşke 5 yeseydik de Sergio oynasaydı. Maalesef korktuğum başımıza geldi Hakan abi. Yani o yayında da söyledim. Umarım bir adalesine falan bir, o en azından ki sakatlığı nüksetmez demiştim. Maalesef aynı sakatlık nüksetti. Yani bir futbolcunun da tekrar yaşamasını istemediğimiz bir sakatlık. Hele ki TFF 1. Ligi'nin asist liderinin bu sakatlığı yaşamasını böyle bir dönemde en azından yaşamasını tüm Giresunspor taraftarları olarak istemezdik. Ama vardır bunlarda bir hayır mantalitesindeyiz. Nikoviç için bir yazı, tahkim kuruluna bir yazı iletildi. 3 maçlık ceza, 2 maça indirilsin diye. Nikoviç'in yazısından da red cevabı geldi. Maalesef Nikoviç de bu maçta olmayacak. Sağ açıkta ya Uzodinmo'yu bekliyorum ya da ya Uzodinmo veya Himmet oynar mı, oynamaz mı? Ya da Traore'ye çeker mi? Traore'ye çeker mi? İşte onu düşünüyoruz. Yani Traore Samsun maçında bize 3 puan aldırdı. Umarım veya kim olursa olsun Hakan abi. Traore, Uzodinmo, Erol Can, Mehmet Taş. Yani kimin attığı ya da kimlerin attığı önemli değil de. Defans hattının Sadi ve Mehmet Taş olacağı. Sağ açık Halula Plezer, sol açık Hüsamettin Tut. Önde Erol Can ve Uzodinmo. Sağ açıkta ya Traore büyük ihtimalle Traore forvet arkası Eren sol açık Caner forvette de Balde ne olacağını Nalepa ne olur? Nalepa büyük ihtimalle ya Kesikler Akın abi yani bunu izleyenlerimiz görebilir. Yani şu son maçlardaki bir ve sonradan da girebilir. Uzodinmo Traore değişikliği yapabilir hocamız. Erol Can kesin oynar bu hafta.
O şekilde düşünüyorum ben. Nalepa mı, Traore mi? Bunu göreceğiz Akın abi. Yani bunu çünkü Uzodiye oynatırsa sağ açıkta bir orada bir değişiklik yapacağını düşünüyorum. Çünkü Kerem de altın çok orada formda sizde bu aralar. Kerem formda ama Hayrullah'la başlar Akın abi. Yani Evet. çünkü Onunla geldi, onunla Hayrullah gider. Tecrübeli de yani oyuncu. Nalepa'yla başlayabilir ama çünkü sağ açıktaki maalesef Sergio'nun sakatlığı aslında orada bir soru işareti bırakıyor. Hani Uzodinma orta sahada çünkü Altınordu genç koşan bir takım. Oradaki dengeyi sadece Erol Can'ın presiyle bozamayabiliriz. Bu yüzden Uzodinma'ya gerekli olabiliriz. Yani Uzodinma'ya sağ açıkta mı, Traore'ye mi sağ açıkta olacağını ve Nalepa'nın ona göre karar vereceğini bu Diarra'da yüzden ben kesin yok mu Nalepa'nın bir Diarra? değişikliğini. Diarra kesin yok mu? Diarra ile alakalı yurt dışından bir iğne bekleniliyordu Akın abi. Yani bu iğnenin de gelse bile fizyoterapisten oynayamayacağını söylüyor. Yani maç saatinin de tam netleşecek diye bir bilgi var ama Diarra'nın da oynamasının çok düşük bir ihtimal olduğu gelen bilgiler arasında. Ya Diarra Sa oynamış ya Sadi da ile Mehmet Taş oynayacak. Sadi evet. zaten çok hani şans bulunduğunda çok Giresun taraflarını memnun etmemişti maçların birçoğunda. Mehmet Taş da biraz şey hani normal yeri değil. Normal aslında orta saha oyuncusu. Defansif Evet. orta saha oynuyor. Bu karşılaşmada kendisinden stoper ki aslında son 1-2 maçta denedi onu hoca. Hakan Hoca stopere Yok de çekti 1-2 maçta. Mehmet Taş daha öncelerde stoper oynadı. Yani Mehmet Taş bu takımın jokeri. Bakın abi. Yani her tarafı İsviçre koyalım çakısı diyorsun. oynayabilecek. Aynen öyle o şekilde. Yani Mehmet Taş gibi keşke 2-3 futbolcumuz alsaydı. Çok yönlü futbolcumuz. Ya mesela Nalepa'yı keşke forvet oynatabilseydik. Çünkü kadromuz dar olduğu için mecburiyetten oynatıyoruz aslında. Yani Mehmet Taş'la yaptığımız röportajda kendisini en iyi hissettiği bölgenin ön libero olduğu yani defansif orta saha olduğunu söyledi ama dediğimiz gibi şimdi Sergen'imiz yok, Diarra'mız yok, üçüncü bir defans oyuncumuz olmadığı için yani Sadi'nin haricinde ikili tandemle oynayacak bir defans oyuncumuz olmadığı için gençlere saymıyorum. Yani bunu genç kardeşlerim şey olarak alınmasınlar. Yani oynayan ilk 11 olarak bahsediyorum. Düzenli oyuna girenlerden bahsediyorum. Hazır oyuncu O diyelim de. yüzden hazır oyuncu diyelim. Yani oyuna devamlılığı olan oyuncular diyelim özellikle. Bundan dolayı Taş ve Saad'in oynayacağını düşünüyorum. Hüsamettin zaten fix. Ama dediğim gibi Nalepa'da bir değişiklik yapabilir. Yani bu benim düşüncem en azından. O şekilde düşünüyorum. Veya Nalepa ilerleyen dakikalarda en azından bir silah olarak da kullanabilir hocamız. Tabii ki bunu en yetkili mercimiz Hakan Kireç hocamızdır. Yani şehirde şu anda bir şehre gelecek olursa bakın abi şehirdeki hava nasıl diye soracak olursan şehirde tamamen bir heyecan ve suskunluk hakim. Nasıl olacaksın diyeceksin Hakan abi. Yani şehirde kimseden nasıl olabileceklerini açıkçası kimse bilmiyor yani. Hani çıt çıtmıyor derler yani kuş uçmuyor şu andaki Giresun şehrinde. Tamamen Altınordu maçına odaklanılmış. Yani sosyal medyadan herhangi bir olumsuz yazılar tamamen durmuş bir vaziyette. Biz de belki bunun önemli sebeplerinden biriysek de çok mutlu oluyoruz Akın abi. Bunların eğer Tabii çağrılar yaptık biz öncülük de. Ben de edebilmiş isek yaptım bunu biliyorsunuz öncülük çağrılar yani. tabii ki yani dediğimiz gibi bu yayınlar özellikle senin ve benim veya diğer YouTube'daki Giresunların ya da diğer arkadaşların çağrısı işe yaramış gibi görünüyor. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz çünkü çok kritik bir hafta Akın abi. Yani çok kritik, gerçekten kritik bir hafta. Yani buraya kadar gelinmiş, buradan olumsuz bir söylem ya da herhangi bir yazı yüzünden o futbolcunun moralinin bozulmasının vebalini veremeyiz diye düşünüyorum. Özellikle Giresunlular. Çünkü bizim atıyorum Volkan Şen çıkıp Emircan girmesi gibi bir şeyimiz yok. Sedat'ın çıkıp işte Padipan'ın girme gibi bir şeyi yok. O kadar lüks bir kadromuz yok. O kadar zorluğa kadar dayanmışken, buraya kadar da gelmişken lütfen takımımıza sahip çıkalım. Bu arada YouTube kanalıma Adana Demirler bayağı bir yorum yazmışlar. Yani olumlu yazan herkes Adana, yani olumsuz yazan çok az ihtimali var. Öncelikle diyorum Giresunlara lütfen Murat Ünbüz'ün kanalına saldıralım. Oraya bir beğeni, aboneliğiyle bir dolduralım. Çünkü Adana Demirler'le tek başına savaşmak zordur bir Giresunlu olarak. Yani onlar da tabii ki işin mübalağa tarafı. Onlar da bir çıkış yakaladılar. Adana Demir'in bir çıkış yakaladığını görüyorsun ama Adana Demir'e yani taraftar tarafından değil de yönetim tarafından şöyle bir
soru işareti var Akın abi. Yani o en son maçta, bizim maçta daha doğrusu, 60 bin liralık bir tribün cezası yemişler. Bu da Onlara dokunmaz. afaki bir... Ve onlara dokunmaz, şuraya değineceğim. Altay maçından sonra bizim başkanımız Hakan Karahmet başkanımız soyunma odasına indiğinde 21 gün hak mağlubiyeti almıştı. Ama Murat Sancak Giresun maçından sonra soyunma odasına girdiğinde ne hikmettir ki takımdakiler tarafından red oyu alınarak bir hak mağlubiyeti ya da para cezası almamış. Yani biz diyoruz ki yani buradan herhangi bir ajitasyon ya da şey yapmak üzerine değil Akın abi. Bunlar hani bizim hep objektif bakıyoruz. Yani tamam taraftarız, tamam Giresunluyuz. Yani bu sadece Giresunspor ya da atıyorum Balıkesirspor olarak değil. Bunu kim hangi takıma bu oluyorsa bu yanlıştır Akın abi. Yani bunu atıyorum son sıradaki takım şu an Eskişehir'de yapılsa bunu biz söylemekle mükellefiz. Çünkü her takımın kendine ait bir neferleri vardır. Biz de Giresunspor severler olarak, hani biz gazeteciyiz, evet, tarafsız gazetesinin yazı işleri müdürüyüz, evet, ama öncelikle biz bir Giresunluyuz ve Giresunspor'a aşık insanlarız. Giresunspor'da farklı takım tutmayan kişileriz. Yani bu şekilde bize yapılan bir olumsuzluk var ise, keşke o tahkim kurulundaki kişilerin veya şahısların yapmış olduğu o red kararı 21 günde Hakan Karahmet başkanımıza da yapılmasaydı veya tolerans gösteriliyorsa herkese bir sefer mahsus tolerans gösterilmeliydi. Şunu da diyeceğim Akın abi. Şimdi Adana Demir maçından sonra bana dediler kardeşim onların hepsi doktordu. Yani çok güzel doktorlarınız var Adana Demirler. Umarım Giresun Altınordu maçını yendikten sonra Giresun'daki de doktorların sayısını görmenizi isterim. Giresun'da da çok doktorlarımız var. Özellikle Yeni Mahalle'den, Kumyalı'dan çok büyük doktorlarımız var. Profesör derecede doktorlarımız var. Onları da görmenizi isterim. Yani bunlar aslında size sistem etmiyorum. Adana Demirspor taraftarları. Lütfen beni yanlış anlamayın. Burada bir hani sizin de Blue TV'de Adana Demirler'in de taraftarlarında yapılmış olan bir yayın vardı Akın abi. İzlemeni tavsiye ederim. Çünkü tribünü anlatan bir yayındı o da. Tüm işte Bursaspor'un taraftarlarının tribünü vardı. Oradaki yayında vardı. Yani tribündeki insanların hepsinin mantığı nedir? Hak yenilmemesini isterler. Burada bir hak yenilme davası var ise bunu işte Adana Demir olmuş, Bursa olmuş, Balıkesir olmuş, Tuzlu olmuş, Bandırma olmuş hiç önemli değil. Hak yenilen yerde herkesin bir tepkisini koyması lazım. Paranın satın alamayacağı tek şey adamlıktır diyoruz biz. O yüzden lütfen bu duruşumuzu asla taviz vermeyelim. Şampiyonlar hep senin de dediğin gibi spor sadece yani futbol sadece bir spordur çok da ciddiye almayalım diyorsun ya Akın abi bazen. Yani gerçekten öyle kimse kalbini kırmadan çünkü malum hepimizin yani Türkiye'nin %99'u Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Kimse kimsenin kalbini kırmadan lay lay lom demiyorum yani buna polyanacılık değil gerçeklik diyelim. Çünkü buraya kadar hani bize işte birçok takımın başkanları işte temiz paralar denildiler, işte şöyle paralar, böyle paralar denildi, şöyle yapıldı, böyle yapıldı. Ama sonuçta şu anda her ne olursa olsun lider olan takım Giresunspor. Tabii ki TFF 1. Liginde konuşulacak takım Giresunspor'dur. Çünkü diğer takımlar, diğer 17 takım o takımı yakalamaya çalışılıyor. Bundan dolayı biraz açıkçası biraz sitemkar oldum bu akşam bakın abi. Yani biraz da dolmuşluğun vermiş olduğu şeyle konuşuyorum bunları. Ama dediğimiz gibi ki hak eden kimse o kazansın. Umarım inşallah da hak eden takım Giresunspor'du. Çünkü 17 hafta lider olmuş, 12 hafta TFF 1. Ligi'nin galibiyet serisini yakalayan takım olarak lider durumdadır. Liginde rekortmanı Giresunspor'dur. Umarım ne diyelim Giresunspor Altınordu maçında büyük bir hata yapacağını sanmıyorum. En kötü bir puanla şehre döneceklerini düşünüyorum. Tabii ki yarım sıfır olsun. Bizim attığımız gol. Onların attığı gol ofsayd olsun Akın abi. Altınordu olarak da bir şey diyemiyorum çünkü onlar da bizim maçtan sonra ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar Altınordu kardeşlerime, Metana, Ahmet abime özellikle. Yani bizim maç abi yenilenin de bizim maçtan sonra yenmek istiyorsanız gerçekten Altınordu'yu da iki maçlık tutabilirim ama bizim maçta tabii ki biz Giresunspor'uz. İşin mübalağası sahaya çıkarız ve gerekli o gün kazanıyorsak kazanırız, kaybediyorsak da şehre kayıp bir şekilde döneriz. Ama kritik bir haftalar, kritik haftalarda da kime hani ne yapabiliriz? Yani gerekirse hani Altınordu'nun
formasını giyip yani kendi kaleme gol atasın var Hakan abi. O derece yani gerçekten çok üstüyoruz ya. Vallahi gerçekten çok üstüyoruz. Hani o yüzden biraz şakaya vuruyoruz işi. Biraz da hani Giresunspor'ların taraftarlarını rahatlatmak açısından, onların stresini azaltmak açısından. Çünkü yani gerçekten Akın abi yola gittiğim zaman kardeşim Giresunspor bu sene ne olacak diyen insanların sayısından geçemiyorum. En son dedim ki abi ben yönetici değilim dedim ya. Ben yönetici değilim. Gerçekten hani bu takımın çıkması benim elimde kalsa ben şu anda çıkarım hep beraber konvoya gideriz dedim ama gerçekten hani bunu nasıl anlatabilirim? Yani samimiyetime inanan insanları biliyorum. Bu takımın çıkması için ne yapılması gerekiyorsa, belki maddi olarak çok fazla gücüm yok ama manevi olarak ne yapması gerekiyorsa bu yayınlar aracılığıyla, kendi kanalım aracılığıyla veya işte dedik ki hep geri geldi bilet sattık Yağmur Şamur bu takım için. Geri geldi işte Giresunspor'umuzun kampanya başlattık kendimizce. Kendimizce bir şeyler yaptık. Allah nasip eder de takım şampiyonu olursa işte bir gün olur da evlatlarım olursa takım hala Süper Lig'de olursa diyeceğim ki yavrum babanız da bu takım için şöyle şöyle şeyler yaptı. Onun mutluluğunu her zaman taşıyacağım. Yani bu yüzden gerçek Giresunlulara ve Giresunsporlara takımını son 3 hafta daha desteklemenin ve ihtiyaçlarını yani o çünkü tarafta takımımızın futbolcuların sizlere ihtiyacı var. Onların ihtiyaçlarını karşılamak adına lütfen olumlu destek verelim. Bu akşam ben çok konuştum bakın abi. Sözü de biraz sana bırakayım. Ben bir şey daha söyleyeyim mi? Bak sizin bu yaşadıklarınızın çok benzerlerini biz şeyler 90'lı yıllarda, 80'li yılların sonlarında yaşadık Samsun'da. İşte TFF 1. Lig o zamanki ismi şeydi, 2. Lig'de o zamanki adı. Samsunspor şampiyon oldu. Tanju Çolak falan vardı takımda o sene. İşte sonradan işte Savaş geldi. İşte Serkan Aykutlar var mıydı Akın abi o takımda? Nasıl? Serkan Aykutlar var mıydı o takımda? Serkan Aykut sonradan. Onlar 90'lı yıllar. Sonradan değil mi? Sonraki kuşak onlar. Biz 80'li yıllar, 85, 86, 87 yıllar. O yıllarda şöyleydi. Biz tabii lise çağında falan çocuklardık biz o zamanlar. İşte her taraf beton da değildi o zamanlar bizim gençliğimizde. Şeydi Samsun'da böyle hani top oynanacak yer de çoktu. Biz işte birbirimize lakap takardık. İşte bilmem Tanju İsmail, işte bilmem Savaş Akın neyse hani böyle birbirimize isimler takardık ve o dönemde takım şampiyon oldu. Sonraki senelerde de hiç beklenmedik biçimde, aslında hiç kimsenin beklemediği biçimde. Arka arkaya iki sezon üçüncülük yaşadı. Uzun haftalar boyunca lider gitti. Fenerbahçe'yi 4-0 yendi. Arkayı fenerleyelim esprileri oldu. İşte Galatasaray'ı yendi, Beşiktaş'ı yendi buralarda. Ve o dönemde yetişen, yeni doğan çocukların hepsinin isimleri, yani hepsinin değil de çok önemli bir bölümünün isimleri şey oldu. Hep o Samsun'un o dönemki yıldızlarına isimleri verildi. İşte kaleci Fatih vardı. İşte utanmasak Jovanovski diye isim verecektik. Yani sağ bek vardı bir tane Yugoslav. Çok başarılıydı. Yani ben de sizi o dönemki benim o lise çağımı hatırlıyorum da çok benzetiyorum. İnşallah benzer o şekilde gider. Siz de eminim ki şu anda Giresun'da top oynayan çocuklar sahalarda, kenarlarda falan çimlik alanlarda diyelim. Birbirlerine işte şey diye isimler takıyorlardır. İşte Sergen diye, işte bilmem Erol Can diye, Hüsamettin diye isimler takıyorlardır. Ve maalesef korkarım şey diyorlardır. İyi frikik atanlara Nalepa diyorlardır. İşte böyle top cambazlığı yapanlara Sergio diyorlardır. Gol atana Balde diyorlardır. Yani o dönem şeyi çok benzetiyorum ben. Bizim 80'li yılların Samsun'una çok benzetiyorum Giresun'u. İnşallah sonu da benzer çünkü o çok büyük mutluluklar yaşatmıştı o takım. Gerçekten samimiyetle ben bunu isterim. Önerimi de tahminimi de söyleyeyim mi? Yani inan ki bak Samsunlu olarak tahminimi de söyleyeyim. Giresunspor'la Adana Demirspor bence şeyden çıkacak. Direkt çıkacak ilk ikiden. Samsunspor kıl payı kaçıracak. Playoff'ta ise inşallah İnşallah. Korktuğum başıma gelmez ama inşallah biz çıkarız diyorum oradan da. Benim tahminimi söylüyorum. Abi. Gönlümden geçen o değil. Benim gönlümden geçen tabii işte kimse kızmasın bana. Ben yarım sıfır Altınordu kazansın isterim. Yarım sıfır Tuzla Spor kazansın isterim. Bundan normal ne olabilir? Taraftarız biz de yani ama bu bizim taraftarlığımız vicdansız taraftarlık değil. Biz hak eden kazansız diyoruz ve futbolu seviyoruz biz ya. Biz futbol bir kavga unsuru değil bizim için. Futbol bir mutluluk unsuru.
Bu sene biz oluruz. Bir dahaki sene başkası olur. Fark etmez. Yani ya bu sene biz olalım mı? Akın abi, bu sene biz olalım mı? Yani sene siz gelmek istiyorsanız gelemezsiniz. Ya biz çok bekleriz Akın abi. Yani yeter daha. Hani Giresun'da böyle bir terim vardır. Yeter daha deriz hani bazen biz sinirlenir de. Bırakın da ya biz yana göre geliyoruz Akın abi. Yani biraz Giresunca bazıları anlamayabilir. Bu çocuk ne diyor, bu arkadaşımız ne diyor, bu kardeşimiz ne diyor diyebilirler. Yana gene geliyor deriz Akın abi. Bizim sloganımız bu. Fren patladı. Kimse endişe. Giresun şivesiyle çarşamba şivesi bizim endişe. Çarşamba şivesi var. Çarşamba ilçesinin şivesi çok benziyor birbirine. Çarşamba ve Giresun. Ya, bizde geleyim, gideyim şeyler çok fazladır. Gideyim. Döller diyor mu sizler? Çocuklara nasıl? Döl diyorlar mı? Ya döv diye bir şey yok Akın abi. Bizde döv hani anneler dövse de o an göremezsin zaten bizim orada. Çok hızlıdır bizim buranın kadınları. Şamar vurursa anlayamazsın Akın abi. O yüzden. Yok, dövmek demedim bak yanlış anladım. Umarım bizde çocuklara döl derler çarşamba tarafında. Bizim döller derler. Yok. Çoluk çocuk da anlamında. Yok. Yok bizde öyle bir şey yok Akın abi. Yani o biraz daha batı tarafı olduğu için belki onunla alakalı olabilir. O zaman şöyle diyelim biz Samsun ağzıyla diyelim ki Giresun'un dölleri inşallah golleri atarlar ve Giresun'u sevindirirler diyelim. Yavaş yavaş çünkü programın sonuna gelmek zorundayız. Son sözlerim olur mu yavaş yavaş? O yanlış anlaşılabilir istersen öyle demeyelim biz. Yok ya biz de çocuk anlamında kullanılır. Kötü bir şey değil bu yani gayet iyi bir şey. Yok belki yanlış anlaşılır. Yani Giresun'da yanlış nasıl yanlış anlarlar bilmiyor mu? Yanlış anlayacak bir şey yok yani. Yok. Biz öyle diyoruz. Yanlış anlaşılmasın diye. Yanlış anlaşılacak bir şey yok yani. Yani Giresun'u sahaya çıkar. Çünkü artık insanların şeyinden de şu olmuş durumdayız Akın abi. Hani biz yanlış anlarlar mı? Söylediklerimizi farklı anlarlar mı? Çünkü hassas dönemde olduğumuz için. Senin çünkü diyorum ya hani senin art niyetliğini düşünseydim. Çünkü bazıları hani geçtiğimiz yayınlarda söylemişlerdi. Düşünseydim zaten ben burada olmazdım. Çünkü Akın abimiz gerçekten beyefendi kişiliği olsun ve duruşundaki o hani kültürlülük olsun bunu hissedebiliyorsunuz. Hani o yüzden zaten yorumların altına da Adana Demirler yazmış. Yani tamamen terazi gibisin Akın abi yazmışlar. O yüzden yani bizim buradaki amacımız tamamen futbol ve futbolun güzelliklerini konuşmak. Yapabileceklerimiz insanlar özellikle genç kardeşlerime benim kendi düşüncem bu. Genç kardeşlerime bana yapılmayanları elimden geldiğince yapmak. Bunu işte amatörde futbol oynayan birisi olarak düşünün. Profesyonelde Trabzon lobisini aşamayan birisi olarak düşünün. 28 numara giydiğim için. Yani ben bunları aşamadım. Umarım yaptıklarım ve söylediklerimle ve gazetemin bana verdiği güçle elimden geldiğince genç kardeşlerim için, Giresun ili için, Giresun spor için hizmet etmeye devam edelim. Bir kardeşiniz olacağım, bir abiniz olacağım. O yüzden bizim amacımız burada yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Daha fazlasını yapmak istiyoruz. Lütfen bize kanalımıza abone olarak Murat Ümidüz'ün ve Akın abimin kanalları Zaman Mekan Futbol kanalına abone olarak bize destek sağlayın. Biz de sizin için geri saat 12'de kalkalım tesislere. Eren Tozun'un röportajını paylaşalım veya işte diğer futbolcuların röportajlarını paylaşalım. Siz de işte Almanya'dan, gurbetten o röportajlarımızı bir düğmeye basarak çok rahatlıkla izleyin. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum ben Akın abi. Dediğimiz gibi güzel bir yayın oldu. Umarım pazar akşamı hepimizin maçları aynı saatte olacak. O da çok farklı bir şey olacak açıkçası. Dönüşüm ne olacak? Ama ben dönüşümsüz bir şekilde izlerim diye düşünüyorum Akın abi. Çünkü dönüşüm olarak kalp dayanmaz bize. O yüzden son 22-15 sularında umarım sevinen taraf biz oluruz. Yeşil beyaz şotanatlar olur. Golü, bir tane gole hakkı da verirsem Balde bir gol atar. Eren bir gol atar diyorum. Çünkü Eren'le bir patlama olacak gibi düşünüyorum ben bu hafta özellikle. 2-0 ya da 2-1 gibi kazanırız Eren ve Balde'nin golleriyle. Bunu canı gönülden istiyorum. Yani golü isterse kaleci kim olacak? Tolga mı olacak bu hafta? Onurcan mı olacak? Bunu da göreceğiz. Kalede de bir değişiklik olabilir. Son söz olarak onu söyledim. Kalede bir değişiklik olabilir. Bir kan değişikliğine gidilmeli. Gidilmemeli mi? Bunu hocalarımız karar verecek. O yüzden yeşil beyazlı şotanaklara ve o takımın sevenlere ve bizi izleyen herkese Adana Demirlisi, Bursalısı fark etmiyor Samsunlusu tüm taraftarlara o şehrin takımını tutan yiğit insanlara selam olsun. Hayırlı akşamlar diyorum.
Evet, çok teşekkür ederim Murat kardeşim ben de iyi dileklerin için ve güzel yorumların için. Ben programımızı yavaş yavaş kapatacağım. Tüm Giresunlu izleyicilerimize ve tabii ki Adana Demirsporlular da muhakkak izliyorlardır. Başka takım taraftarları da izliyor bizi. Hepsine Tabii ki selam ve saygılarımızı Altaylısı da izliyor tabii ki. Tabii ki, hepsine tabii selam ve ki. saygılarımızı iletiyoruz. Biz adil yayın yapmaya çalışıyoruz ve futbolu sevenlerin ve bilenlerin kanalıyız. Dediğim gibi Murat Ümit Uzun'un kanalı var. Oraya abone olmanızı istiyoruz. Bizim kanalımızı zaten büyük bir kısmınız abone oldunuz. Bir de işte Haziran ayından itibaren tam teşekküllü faaliyete geçecek olan ve aşağıya linklerini vereceğim Zaman Mekan Futbol kanalımız. Spor ve futbol adına Süper Lig, TFF birincilik ve Dünya ve Avrupa futbolu ni takip edecek. Aynı zamanda başka spor dallarını takip edecek bir kanal. Olimpiyatları ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nı işte bu yeni kanalımızdan izleyeceğiz Haziran ayından itibaren. Şimdiden abone olun diyorum Zaman Mekan Futbol kanalımıza. Ve hem Ramazan ayınızı tebrik ediyorum hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ederek bugünkü yayınımı da kapatıyorum efendim. Görüşmek üzere.